Merhabalar yeniden. İkit Pençe kampanyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerde tam olarak Sartosa korsanlarının yok olduğu yerdi. Sartosa'yı ele geçirdik ve direkt 5. seviyeye çıkardık. Şurayı da küt diye tamir ederiz bence. Ardından bir inşaat maliyeti büyüme daha. Bir dakika ya. İhtiyacım var mı şu an? Ya büyüme ihtiyacım yok da inşaat maliyetini azaltmak. Bunları bekletip önümüzdeki tur mu yapsam ya? %10. %10'dur. Özellikle şu mesela çok da tırt bir binaymış aslında ya. Şöyle bir bakınca acelesi yok. Bir diğer binalardan evet ya bunları %10 ucuzlatmak mantıklı olabilir. Şunu şimdilik yapayım da asıl inşaatları önümüzdeki tur yaparız. Sadece şunu yok. Bunu da önümüzdeki tur yaparım. Buraya bir an önce bir garnizon binası yapmak lazım. Çünkü hatta Skaven'da her yere garnizon binası yapmak lazım aslında. Çünkü her yeri korumanız mümkün değil. Bir de garnizon binaları para da kazandırıyor falan. Bayağı faydalıdır. Şu an tabii daha 7. turda pek yapma imkanım olmadı ama mümkün olduğunca fazla yapmak lazım. Şimdi burada sevgili Repanse de Lyonesse ile karşılaşmış olmak Sartosa'yı almanın en nahoş kısmı. Ve sevgili Repanse de Lyonesse şu an Arkanda Black ile savaş halinde değil. Kendisinin anti-undead, anti-arkan şeyleri vardır. Genelde hep savaşa girerler birbirleriyle. Daha girmemişler. Ona savaş açmak yerine bana savaş açmayı tercih etmez umarım. Çünkü ben kuzeye odaklanmak istiyorum bir süreliğine. Repanse'da da elbette birbirimize dalacağız ama henüz değil. Henüz onu istemiyorum. Sen ölüm çılgınlığı neydi? Alan etkili hale gelebiliyor mu bu? Gelebiliyor. Güzel. Bu peki nedir? Ha şu uçan birimler etkiler. Yani onu geçebiliriz ya. Burası beklemede. Luchini ya da Rikrofa'yı upgrade etmek gayet mantıklı. 3-5 kuruş var cebimde. Skaven harabesi. Bu arada Skaven harabesinin hikayesini şöyle bildiğim kadarıyla bir anlatmak istiyorum size. Çok enteresan, güzel bir hikayesi vardır. Warhammer Fantasy evrenindeki birçok efsane bizim dünyamızdaki efsanelerden ve gerçek tarihi olaylardan esinlenmiştir malum. Skaven harabesinin hikayesi de direkt Babil hikayesinden esinlenme. Burası insanlığın ilk zamanlarında neydi? Tyron mıydı? Bir saniye ona demin baktım da. Tylos. Ha, Tylos isminde çok büyük bir şehir. Hatta dünyanın en büyük şehri galiba. Tanrıları Mirmidia'nın yönlendirmeleri de sayesinde çok gelişiyorlar. Tarımda, hayvancılıkta, zanaatte, sanatta, ticarette inanılmaz büyük bir şehir haline geliyor. Çok refah halinde yaşıyorlar. Herkes çok mutlu vesaire. Ama tabii bir yerden sonra burunları kalkıyor. Ve bir kule inşa etmeye başlıyorlar. Biz çok büyüyüz. İşte tanrılardan bile büyüyüz. Tanrıların katına ulaşabilecek bir kule inşa edeceğiz lan falan moduna bağırıyorlar ve inşa etmeye başlıyorlar ki bu arada insan dedim ama insanlar ve cüceler beraber yaşıyor Tylos'ta. İnşa ediyorlar ama bir yerden sonra bu cüce işçiler özellikle son adımı çıkamayacağız, olmuyor, yapamıyoruz falan diyorlar. Ne yapsak ne etsek diye tanrılara dua ediyorlar. Bize bir yol gösterin bilmem ne. Ardından bu şehrin önde gelenlerinin önüne bir kukuletalı kukuleta mı denir? Kapşonlu. Neyse kapşonlu bir figür çıkıyor. Ve tamam ben sizin kulenizi tamamlayacağım. Sizden tek istediğim kule tamamlandıktan sonra en üst katına kendi tanrıma ait bir tane sembol çizmek istiyorum. Ben de kendi tanrıma öyle saygılarımı iletmiş olmak istiyorum diyor. Şehrin ihtiyarları kabul ediyor bunu. Evlerine gidiyorlar ve ertesi sabah kalktıklarında gerçekten de kule tamamlanmış oluyor. En üstünde dev bir çan var. Ve o çan 13 kere çalıyor. 13. kez çalmasının ardından şehrin üzerini kara bulutlar kaplıyor. Çarpıtım taşı yağmaya başlıyor. Bütün hayvanlar ölüyor. Bütün tarlalar veba doluyor. İnsanlar ölüyor. Evlerine kapanıyor ve yavaş yavaş nüfus azalıyor ve yavaş yavaş şehrin altında böyle bir insan boyutunda dev sıçanların görüldüğüne dair çeşitli söylentiler ortaya çıkıyor ve yavaş yavaş o sıçanlar gıda olarak oradaki insanları ve cüceleri kullanmaya başlarlar. Skaven'ın doğuşu da bu şekilde. O kukuletalı figürün, kapşonlu figürün ismi Shaper olarak geçiyor. Kendisinin bir Old One, kadim olanlardan olduğu söyleniyor ama biraz gizemli bir figür. Yani Old One'dansa Skaven'ın yaratılmasını neden sağlamış veya yanlışlıkla mı yapmış? Old One'sın kafası bir garip çalışıyor malum. Veya büyük planlarının parçalarından bir tanesi miymiş gerçekten Skaven? Bunlar hep tartışma konusu. Muğlak bırakılan, kasıtlı olarak muğlak bırakılan noktalardan bir tanesi. Ama Skaven harabesinin doğuşu o şekilde büyük bir insan şehrinin yok oluşuyla birlikte oluyor kısacası. Okey, oyuna devam edelim o zaman. Sevgili dostum, sen şu tarafa doğru devam et ki buralarda zayiat yeme boşuna. Buralarda vampirsel yozlaşma hala yüksek seviyelerde malum. Bunu da seçebilirim yakın zamanda ama şimdilik bir dursun. Sen de şimdilik bir dur. Miragliano yani bastırmak için yeterli bir orduya sahip olacak. Skaven harabesine şunu yıkmıştık, onun yerine ne yapalım? Bunu yıkmıştık. Bir kahraman yapmak istiyorum elbette. Bir suikastçımız olsun ya. Büyüme kalsın, şunu yıkmalı mıyım peki diye düşünüyorum. Kontrol artı 4 lazım ya. Özellikle gıda bu seviyelerde olduğu zamanlarda. Evet, ben onu yıkmayayım. Onun yerine diğer kahraman binasını da yapmak isterdim ama acelesi yok. Ordular kontrol edildi. Burası hariç binalar kontrol edildi. Başlıca teknolojilerimi araştırdım. Şimdi buralardan istediğim yerden devam edebilirim. Hazır şunu biraz ilerletmişken tamamlayayım mı? Tamamlayayım. Savaş sonrası yağma özellikle gayet güzel bir şey. Diplomatik olarak bir şey olduğunu sanmıyorum diyecektim ki şurada tepe düğümlerini görüyorum. Ama Skryre'i kızdırmak istemem. Skryre benden çok nefret etmiyor. O yüzden kalsın. Maddi sıkıntı içinde değilim çok şükür şu an. Özellikle şu isyanda bastırdıktan sonra daha da iyi hale geleceğiz. Yasaklı atölyede yapmak isteyebileceğim bir şey. 4 tane şeyim var çünkü. Onun inşa edilmesine daha biraz daha var. Dolayısıyla şunları upgrade edemiyorum. Bu birimlerden herhangi birine sahip değilim. Kıyamet yüzücüsü var bir tane elimde. Yani çok bunlara yatırım yapmak istemiyorum. Boşuna bunları harcamak istemiyorum ama bir bakayım yine de. Bineklerindeki karakterler için. Ha, bak bu güzel ama. Ikit bu zımbırtıya biniyor ki kıyamet çarpı aldıktan sonra Ikit'i yine de kıyamet yüzücüye bindireceğim büyük ihtimalle. Büyük bir hedef haline geliyor çünkü buna bindiğinde. Ya da öyle yapmayacağım. Bilmiyorum, karar vermedim ama. Şimdi içmeye yarıyor. Şu diğerleri binek olan kıyamet yüzücülerini etkilemiyor ama şu direkt binekler için. Rastgele çarptım. Ya bunu alacağım galiba ya. Hoşuma gitti. Bu dolunca böyle bir şeyler alıyormuşuz. Böyle bir şey olduğunu unutmuşum ben. Öyle. Öncelik silah ekiplerinin ama en azından bir tane o özellik en azından güzel göründü. Onu bir almış olayım. Neyse, tamam o zaman. Bu nedir? Artı 20 büyüme, tüm binaların geliri eksi %10. Neresi burası? Skaven harabesi. Okey, okey, olur. Ne yapalım? 5. seviye yükseltme görevini aldık. Şimdi, dediğim gibi güneye inmek istemiyorum ben. Bu kardeşimizin arkana savaş açmasını istiyorum. Ben de önüme bakayım. Şuradan şu güney sınıra selam olsun. Askerlikteki acemiliğimi orada yapmıştım, Konya'nın güney sınır ilçesinde. Güney prensliklerine, sınır prensliklerine, güney diyarlarına dalmak makul. Bence güzel bir hedef. Belegar'dan önce biraz daha güçlenmiş olurum. Belegar ne durumda, onu da bir kontrol edeyim arada. Okay, ortasını kendi başına yakalarsak kesebiliriz bence. Şu an bilmiyorum, birazcık zor hala da. Arkadaşa ulaşamıyoruz. Sen de mi ulaşamıyorsun? Sen de ulaşamıyorsun. Peki o zaman yavaş yavaş bu tarafa doğru gidelim. Sartosa'dan ayrılmak. Bence buradaki isyanı engelleriz biz ya. Bir kontrol binasını lök diye yapayım. Şunu yap. Bunu yap. Hemen bir garnizon binası yap. Hiç bekleme. Kontrol artı 3 veriyor bu aslında. Başlıklı kontrol. Çok mu ihtiyacım var? Şu emri de değiştirmeyi planlıyorum çünkü şuna. Bence yok. O bina her zaman güzeldir. Büyücü binası. Hatta biraz önce yapmalıydım bence. %10 ucuzlatmayı falan beklemeden. Veba rahibi hemen lütfen. Başka. Abi ya. Yani neyse, belki bir solata onu yaparım. Bu nedir? Warlock mühendisi. Warlock mühendisim var. Daha fazlasını isterim ama. Kapasiteyi arttırmak için 5. seviyeye mi çıkarmak gerek? Çüş. Bir dakika, bunların kapasitesini arttıran başka bir bina vardı sanki, yanılıyor muyum? Bir bakayım. Burada yok. Warlock mühendis gibi bir şey okumuyorum burada da. Burada da okunmuyor. Yok. Buralarla alakası var mı? Galiba yok. Nope. Yok, yanılmışım o zaman. Belki özel bir bina vardı o şekilde. O zaman bir an önce başlatalım ya. Başka Warlock mühendisleri de lazım sonuçta. Anca olur. Paramızı da bitirmiş olduk büyük oranda. Süre Efendisi'ne çok ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Süre Efendisi çünkü canavarları bufflıyor. Çok canavar kullanmıyorum. Daha çok silahlardan gidiyorum malum. Bir silah binası da lazım mı buraya? Bence değil. Silah binasını çünkü Skaven harabesine kuracağız. Dur bakayım ama. Zehirli rüzgar havanları ve ölüm küresi bombardımancıları olmuyor ama burada. İyi olur aslında onlardan da elimde bulunması. Yani ne kadar herhangi bir kahraman kapasitesi vermese de. Bu kadar yatırım yaptım. Lütfen aniden gelip saldırma lütfen oraya, tamam mı? Bir garnizon yapılsın falan, bir bekle. Ondan sonra saldırırsın. Sevgili Ikit, sen... Bunların ordusu falan var mı? Varmış aslında. Amir Midyenler'dedir zaten. Yani şu büyünü maksimize et, ondan sonra gideriz. Senin büyün maksimizeymiş zaten. Dolayısıyla biraz daha fokusu birim basabilirsin sen. İflas ettirmez değil mi bunlar benim? Tanesi 50. 300 eksiye düşebilirim ama yaptığım binalarla artıya çıkarım tek. Ama dur, önümüzdeki tur Skaven arabesini upgrade etmem lazım, dur. Hatta dur. dur ne kadar çok tur kelimesi kullandım. Şurada bazı şeyleri inşa etmemek, ertelemek mantıklı olabilir. Dolayısıyla Skaven arabesini 3. seviyeye çıkarmam lazım ki şunu 3. seviyeye çıkarayım çünkü. Okey. Anlık mühendis de biraz bekleyebilir. En yakın zamanda yapacağım onları ama Skaven harabesi öncelikli. Aynı zondaki Lord beklemede. Günah gelişmelerine baktık. Osya'ya baktık diyelim. Devam. Aksiyon yok edildi. Okey. Belegor'un yeni bir düşmana ihtiyacı olacak demektir bu. Acaba o düşman kim olacak? Öyle bir sancak veriyor. Skaven arabasını unutmadan lök diye hemen bir basayım. Şimdi burası 4 tura tamamlanacak. Daha biraz zamanı var. Şuraya bir saldırayım da. Skryre'le daha tanışamadık maalesef. Onun karşısında savaşa girmek isterdim. Daha doğrusu bunların karşısında... Dur lan, ne yapıyorum ben? Aman. Bunların ordusu bitmiş ya bu arada. Güzel. Kolay yem demektir. İkit, sen desteğe gel. Şurayı sen al. Kabul edilebilir bir hasar. Ya Skaven'ın aslında çok yayılmak mantıklı bir şey değildir ama yine de yayılacağım, neden olmasın çünkü. O da yüzüsüne kavuştu. Mirmidenleri Skrek'ten önce alabilirsem şahane olur. Belki satarım Skrek'e ya buraları. O da bir ihtimal. Çok bir yayılmamın bir esprisi yok. Sen de abi saldıracaksan saldır, gözünü seveyim yeter artık. Burada bir... Okey, okey. Kalsın şimdilik. O binayı yıktım, bu binayı yaptım falan filan muhabbetlerine girecek kadar çok kazanmıyorum. Şuraya bir... Eminiz değil mi sana satamadığımızda bu Tobaro'yu? Yok. Tobaro bizim kalacak o zaman. O halde... Şimdi bir kontrol verirsek burada isyan çıkmaz bence. Bölünmemiş Kuas yozlaşması bizi etkilemiyor. Okey, cool. 7. rütbeye ulaşan şu dostumuzu büyüler konusunda geliştirmeye birazcık devam edeyim. Gerçek bir büyücü değil kendisi. Sadece bir mühendis. Büyüde yapabilen bir mühendis. Gerçek bir büyücü de almak isterim bir gün ama henüz onun binası yok. Daha 9. turdayız zaten. Aa, suikastçı masa biliyorum, ben onu unuttum. Hatta belki yeni tamamlanmıştı. Dur, bir tane suikastçı göndereyim şu ordulara. Hatta belki iki. Liderlik Skaven için önemli. Bunu aldım gitti. Diğer asasını da basayım bence. Hı-hı. Sen de gel. Assassin binasını yıkayım mı peki? Şöyle bakıyorum, buralarda ihtiyaç duyabileceğim hiçbir şey yok. Bence o slotu daha iyi bir şeyler için kullanabilirim. Kahraman kapasitesini arttırmak bir gün yaparız ama acelesi olan bir şey değil. 2 tane suikastçı bize uzun süre yeter. İki, 10 oldu. Soğuma büyülere %10. Cool. Sen şunu işleyemiyorsun. Şuradan devam et. Teknoloji. Burada bir büyüme 10 veren teknoloji var. Gayet işime gelir. Zayiat ikmanlarının %5 de çok işime gelir tabii ki. Bakıyorum başka. Pusu başarısılığı %5. Güzel olur. Kontrol artı 1 çok çok güzel olur. Gıda kapasitesi arttırmak. O kontrole doğru gideyim. Büyümeyi de almış olayım. Zayiat ikmal oranı bekleyebilir şu an. Acil bir ihtiyacım yok o konuda. Sana daha fazla bundan istesek de alamıyoruz. Paramız yok çünkü. Ki zaten bunlar büyük bir düşman değil. Asıl sıkıntı Belegar'dan çıkacak. Ama Belegar'ın kafasına da nükleer bomba atarım. Burada ne varmış? Bunun soğumasının 10 turu var. Param olsa bunu kullanabilirim. İhtiyacım var mı? Yok. Diğer Skaven'larla daha karşılaşmadık çünkü. Hadi basayım gitsin ya. Bir yere göndeririz elbet. Aa, bunun da mı bakım maliyeti varmış? Onu bilmiyordum bak. Tamam, peki. Üf, Can sıkıcı. Bunları niye birleştiremiyorum be? Ürettiğim birim yok değil mi? İflas etmesi. Bu para nedir arkadaş? Tamamlanacak bina var mı önümüzdeki tur? Şu tamamlanacak. Okey okey, artı da kalmayı başarırız bence. Dur ya, burayı kuşatırsa falan bu adam şimdi. Bir şey olmaz herhalde ya. Bir şey olmaz herhalde. Umarım, hayırlısı. Orayı kuşatırsa oradan para kazanamayacağım çünkü ve iflas ederim. Ama bir turluk iflası herhalde karşılayabiliriz öyle bir şey olsa bile. Belegar'ın ordusu yakınlarda değil gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen şuralardadır. O deminki yeşil derinlerin işini bitirdi. Ha, kuşattı ama iflas etmedim. Binam tamamlandığı için mi yoksa kuşatmasına rağmen para kazandırıyor mu burası? Galiba kazandırıyor ya. Tamam tamam, o zaman sorun yok. Yapma be. Yani savunmada beklemek daha mantıklı elbette. Tamam, sanırım bekleyebilirim. Bir iki tur içinde saldıracağını umalım. Şu taraftan devam dostlar. Burada bir tane yer açtık. Bir şey yapma imkanım olursa yaparım. Sen direkt mirmidenleri al. Verdanas'a sonra uğrarız. Başkentlerini bir almış olalım. What? Gel dostum sen de desteğe. Marş vaziyetinde de olabilir. Önemli değil. Bu eyaletin bir parçasını Skryre almış. Aramız kötü gidiyor nedense. Ya en azından bunlarla iyi geçineyim istiyorum. Çünkü bunlarla savaşa girersem bu tarafımız cüce müce. Şimdi onlarla uğraşılmaz. Ben şuradaki cücelerle uğraşmak istiyorum. Oradan da belki İmparatorluğa ya da Bretonya'ya da alırım. Muhtemelen Bretonya'ya. Neyse, öncelikle şu savaşı verelim ama. Yunus Zaferi. Orta kayıp. Ölen yok. Yok ya, orta kayıp çok fazla. Galiba bu eyaleti silme Skryre'e vereceğim ya. Doğu tarafımı komple güvenceye almış olurum bu sayede. Yalnız bu bölümü burada sonlandıralım. Bu savaşı önümüzdeki bölümün başında veririz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.